11 Ekim Salı. Saat 09:07. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daimen ebede inşaallahu rahman. Rabbimizin Celle Celaluhu selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Diyanet Kur'an radyomuzu açıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Eğer ölen kız kardeşin çocuğu yoksa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş varsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Yanılmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Celle Celaluhu. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramda bulunduğunuz sırada avlanmayı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanlar dışındaki en'am denen hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Şüphesiz Allah dilediği gibi hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın işaretlerine, haram aya, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıklara, Rablerinin büyük lütuf ve rızasını dileyerek Beytül Haram'a yönelmiş kimselere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi engellediler diye bir topluma karşı duyduğunuz kin sakın aşırı gitmenize sebep olmasın. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla gidelim Kuyumcu Kent abi. Gidelim Kuyumcu Kent'e. Yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşların önünde, sunaklarda boğazlanmış hayvanlar sağlığın ve tam iyiydi. Oklarıyla paylaşmanız size Allah'ın daha iyilik versin ya. Çünkü bunlar İyi, güzel. Doğru olan sapmak. Bugün kafirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişler. İyidir abi, hamdolsun. Onlardan korkma. Aynen. Benden. Görüşürüz abi. Var mı ufukta bir şey var mı? Yok yok. Bugün yok. Sizin için. Bundan sonra da olmaz abi. Olur inşallah, olur. Size nimetimi tamamladım. Hayırlı işler abim. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğen. Kim açlıkta
açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Celle Celaluhu. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup Allah'ın size öğrettiğiyle eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı ava salarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Celle Celaluhu. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Gayrimeşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin, yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman duyduk ve kabul ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Onlardan 12 de nakib, temsilci göndermişti. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılarsanız, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman eder ve onları desteklerseniz, bir de Allah rızası için borç verirseniz, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra İçinizden kim inkar ederse kesinlikle doğru yoldan sapmış olur. Ahitlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar tekmelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine bildirilenlerden
Tevrat'tan önemli bir kısmı da unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan daima bir hainlik görürsün. Sen yine de onları affet, hoş gör. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam ahitlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine bildirilenlerden, İncil'den önemli bir kısmı unuttular. Bu sebeple aralarına kıyamet gününe kadar sürüp gidecek olan kin ve düşmanlığı soktu. Allah onlara yapıp ettiklerini ileride haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi. Birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah'tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi. Allah, kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dosdoğru bir yola iletir. Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmiş olurlar. De ki, eğer Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helak etmek isterse, kim Allah'ın gücüne karşı durabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de onun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah'a ait. Celle Celaluhu. Dönüşte yalnız onadır. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeci ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kadirdir. Celle Celaluhu. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Zira o, içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar kıldı. Ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın sizin için vatan olarak yazdığı kutsal topraklara girin. Sakın geri dönmeyin. Sonra kaybedenler siz olursunuz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir topluluk var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz. Korkanlar arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki cesur adam şöyle dedi. Kapıdan üzerlerine hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. İsrailoğulları, ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız dediler. Musa, Rabbim, ben kendimden ve kardeşlerimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan, kutsal topraklardan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Onlara
Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, andolsun seni öldüreceğim dedi. O da dedi ki, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Ardından Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yere eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim dedi. Ettiğine de pişman oldu. İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler. Allah'a ve peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri veya asılmaları yahut el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu, onların dünyada uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tövbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafir olanlar var ya, yeryüzünde olan her şey, bunun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu bedel verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Kim bu haksız davranışından sonra tövbe eder ve halini düzeltirse, bilsin ki Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Celle Celaluhu. Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın, eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar, Allah'ın
kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Ahirette de onlar için büyük bir azap vardır. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. Celle Celaluhu. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin, Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve aydınlık bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın. Benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta İsrailoğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalara da birbirine kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil'e tabi olanlar da Allah'ın onda indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların kendileridir. Resulüm, sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın diye onu indirdik. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah öyle istedikleri, bunu hak ettikleri için onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir bela getirmek istiyordu. İnsanların birçoğu gerçekten Allah'ın yolundan çıkmışlardı. Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün. Belki de Allah, müminlere katından bir fetih veya
başka bir başarı getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş, sonuçta hüsrana uğramışlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavmi getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihat ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Sizin veliniz ancak Allah'tır, peygamberidir. Bir de Allah'ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri veli edinirse bilsin ki Allah'tan yana olanlar mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminseniz Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. De ki, ey ehli kitap, biz yalnız Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği, bir kısmını maymunlara ve domuzlara çevirdiği, tağuta tapan kimselerdir. İşte bunlar yeri daha kötü olanlar ve doğru yoldan daha fazla sapmış bulunanlardır. Size geldiklerinde iman ettik derler. Oysa onlar inkarla girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemiş olduklarını daha iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha girmede, haksızlık etmede ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlanmış dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lanetlenmişlerdir. Aksine, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Şayet ehli kitap iman edip günahtan sakınma çabası göstermiş olsalardı, kuşkusuz biz de kötülüklerini yüzlerine vurmaz ve onları nimeti bol cennetlere koyardık. Şayet onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından onlara indirileni doğru dürüst uygulamış olsalardı, göğün ve yerin türlü türlü nimetlerinden yararlanırlardı. İçlerinde aşırılığa kaçmayan bir zümre var. Çoklarının yaptıkları işlerse pek kötüdür. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan,
onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz artıracaktır. Kafirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. Başlarına bir felaketin gelmeyeceğini sanıp kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine görmezden ve duymazdan geldiler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyenler hiç şüphesiz hakikati inkar etmişlerdir. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Bilinmeli ki her kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin yardımcıları da olmayacaktır. Andolsun ki Allah üç unsurdan biridir diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek ilahın dışında hiçbir ilah yoktur. Şayet bu dediklerinden vazgeçmezlerse böylece kafir olanları elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Hala Allah'a tövbe edip onun bağışlamasını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlamakta, çok esirgemektedir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri... Sadakallahü'l-Azim. Arkadaşlar, radyo çekmediğinden dolayı yine kapattım. Efsane bir radyo. Herkesin dinlemesini tavsiye ederim. Rabbimizin kelamı her şeyden üstündür arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, başka bir videoda, bölümde görüşmek üzere. Allah'ım Celle Celaluhu'na emanet olun. Kalın sağlıcakla. 36 dakika olmuş. Saat 9:43 geçiyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daimen ebede inşaallahu rahmanu.